Merhabalar. Antisicilya köşemizde bugün E4 C5'ten sonra beyazın F4 hamlesini inceleyeceğiz. Şimdi bu Grand Prix Atak diye adlandırılıyor. Ancak günümüzde beyazlar ikinci hamlede F4'ü uygulamıyorlar. At C3 hamlesinden sonra F4 sürüyorlar. Bunun da nedenini şimdiki örneğimizde göreceksiniz. Siyah hemen D5 ile cevaplıyor F4 hamlesini. Şimdi burada tümlü hamleler var. At C3 var. E5 var. Bir de tabii alış var. Şimdi E5 yaptığında vezirle almıyoruz tabii ki. At F6 oynuyoruz. Şimdi at F6'ya da türlü varyantlar var. Hepsini inceleyeceğiz. Fil B5 şah var. At C3 var. Bir de piyonu C4 hamlesiyle koruyabilir. Böyle bir varyant var. Şimdi buna karşı ilk olarak 1979 yılında dünya şampiyonlarından tal bulmuş E6. Yani gambit yapıyor. Ve beyaz almazsa piyonu alacak. Ve DE6'ya da fil E6 oynuyoruz. Şimdi siyah piyon feda etti ve iki tane taşı oyunda at ve fil. Beyazın taşlarını incelersek bir kere piyon dışında bir hamlesi yok. C4'te bir piyon var. Beyaz fili engelliyor. F4'te bir piyon var. O da C1'deki fili engelliyor. Ve de D4 süremiyor. Ve de hiçbir taşı oyunda değil. Bu gambit gönül rahatlığı içinde yapılabilecek bir gambit. Zaten günümüzde E4, C5, at C3, at C6'dan sonra F4 hamlesini oynuyor beyazlar. Partimiz ise bir simultane parti. Ancak siyahlarla oynayan efsane oyunculardan Garry Kasparov Barcelona'da bir simultane partide gerçekleşmiş. Oyuna hızlıca devam edelim. Bu partide benim amacım size bu varyantı göstermekti. Yoksa beyazlar zayıf bir oyuncu ve çok da iyi oynamamışlar. At F3'e Kasparov beklenen gereken hamle at C6, D4 karesini kontrol ediyor. At C3'e şimdi fil E7 oynayıp D4'e baskısını devam ettirebilirdi. Kasparov daha aktif bir kare seçiyor. Fil D6 oynamış. D4, CD4, at D4'den sonra rok atmış siyahlar. At E6 iyi bir hamle değil. Kalenin önünü açıyor. FE6 ve fil E3. Vezir E7 ve vezir F3'e fil B4 atı açmaza aldı. D hattını boşalttı. Fil E2'ye ise şah merkezde E5 hamlesi hem E dikeyini hem F dikeyini zorlayan bir hamle. Uzun rok burada çok cesaretli bir hamle. Kasparov hemen fil C3, BC3. Şimdi vezir kanadındaki bu piyonların zayıflığını görüyorsunuz. F4 dikeyinde açıyor. Fil D4'e ise kale A E8 ve E2'deki fili istiyor siyahlar. Fil F6
Bu da siyaha tempo kazandıran bir hamle. Kale F6 ve kale D2. Yani siyah kaleyi tempoyla 3. Yataya çıktı. Ve Kasparov çok üstün olmasına rağmen bir şah 8 güvenlik hamlesi yapıyor. Ve kale H D1 ve artık siyah saldırıya başlıyor. Önce vezir A3 şah, kale B2, at E5 kalenin yolunu açıyor. At da merkeze geldi. Vezir H3'e güzel bir hamle. F3. Veziri piyonu almak zorunda. Alsa da almasa da vezirin artık vezir kanadıyla ilişkisi kesilmiş oluyor. Gf3'e kale B6 mat istiyoruz. Kale D2 ve şimdi at D3 şah. Kaleyle alırsa vezir B2 var. Fil D3'e de kale E1 ve beyazlar terk etmiş.